Attack on Titan'da birçok kaliteli karakter var. Kaliteli olmasının yanı sıra özel karakterleri var. Yani özel deme sebebim her karakterin değişik ve bir o kadar özel bir hikayesi var. Nasıl bir özel bir hikaye mi? Sasha gibi bir titanı, yani bir kızı kurtarmak için bir titanı öldüren biri var. Ya da Mikasa gibi daha bir değişik bir hikayesi olan. Ve Connie gibi bir yan karakter de var. Hani ana kadronun yan karakteri gibi, böyle dış karakteri gibi kalan bir karakterimiz. Connie peki ne kadar özel bir karakter? Bence açık ara çok özel bir karakter ama mangada ve animede biraz harcanıyor. Gerçi animenin son bölümünde sonda başrol havası gibi son cümleyi falan söyledi. Onu da şimdi es geçmeyelim ama totalde diğer karakterlerin bir tık arkasında kalmış ki bence çok kötü olmuş. Yani daha fazlasını hak eden bir karakter. Ya düşündüm. Connie Springer hakkında ne tarz bilgiler bulabilirim? Özellikle hani bir de sevilen kel karakter kontenjanından olması da bence böyle bir beni motive de etti. Yani daha çok da hoşuma gitmesine de sebepti. Yani Connie hakkında bulabildiğim birkaç bilgileri bu videoda size sunacağım. Onu demeden hani keşke daha fazla da görebilseydik diyebileceğim bir karakter olduğunun da bayağı altını çizeyim sizin için. Neyse gelsin size introdan sonra Connie Springer hakkında bulabildiğim toplam 13 küçük ve güzel bilgiler. Morita! Gösterim. Connie'yi ilk olarak Ted Day isimli bölümde izleyicinin karşısına çıktığını görüyoruz. Ya bu da birinci bölüm olmuyor, sonradan görüyoruz zaten ki o gündür bugündür de halen serinin bir parçası. İki boyu. Connie ilk görüldüğünde 1.58 boyundaydı. 854 yılında, yani zaman atlamasından sonra tamı tamına 1.80 boyundaydı. 3 kilosu. İlk gösterildiğinde 58 kiloydu. 854, yani zaman atlamasından sonra boyu gibi kilosu da çoğalıyor. 79 kiloya çıkıyor. 4. Ailesi. Springer ailesinin bir üyesidir. Mr. Springer babası, Miss Springer tanıdığımız ve halen gördüğümüz annesi ki Titan olarak olsa da görüyoruz. Martin Springer erkek kardeşi, Sunny Springer kız kardeşidir. 5. Doğum günü. 2 Mayıs günü doğmuştur. 6. En sevilen oylaması. Connie ilk karakter popülerliği anketinde 17. sırada kendine yer buldu. 2. karakter popülerite anketinde 24. sıraya kadar düştü. Gabi Brown ve Peak ile 3. popülerlik anketinde 21. sırayı paylaştı. Connie 4. karakter popülerlik anketinde ise 22. sırada kendine yer aldı. 7. Yaratılma fikri. Hajime Isayama Connie'nin karakterinin arkasındaki fikrinin yaz tatilindeki bir çocuk gibi olduğunu belirtti. Başlangıçta karakter yalnızca 104. mezunların ilk 10'unu doldurmak için de yaratmıştı. Sonra da birkaç ekleme yaptığını zaten seri boyunca görüyoruz. Ekleme dışında anne olayı benim çok hoşuma gidiyor. Yani daha güzel, daha detaylı da işlenilebilirdi. Crap! Why you gotta go be the hero? What are you waiting for? Get out of there! Fight! 8. Adının anlamı. Connie'nin adı tam olarak kurtun oğlu anlamına geliyor. Celt, Connor veya inanç anlamına da gelen Konstantia'dan da gelmiş olabilir. Springer aynı zamanda satrançtaki şövalye figürünün Almanca karşılığıdır. Yani aslında Connie Springer değil, Connie Springer anlamına geliyordur ki Attack on Titan'ın her şeyi Almanca'dan aldığını da bilmeyen kalmadı herhalde. 9. Neden Connie? Isayama Connie adını seçti çünkü bunun arkadaşça ve tanındık bir tınısı olduğunu hissetmişti. Yani o kadar tanıdık, ne bileyim yani, benim için o kadar etkili bir isim değil ki Almanca. Almanca'da yurt dışında kalan biri olarak, Almanca'yı da çok temiz konuşan biri olarak o kadar yaygın bir isim olmadığını diyebilirim. 10. Neden Springer? Yazar karakterin hızlı olmasına gönderme yapmak için Springer, yani Springer soyadını vermiştir. Tabi hızlıya bir gönderme yapıyorsam burada daha hızlıya uyan bir söz olur. Çünkü Springer'ın birebir çevirisi zıplayan adam. Yani zıplayan. Ondan tam tutturamamış bu çeviriyi. 11. Titan formu. Cilt 11 için bir tasarımda birkaç karakterin Titan olarak nasıl görüneceklerine dair bazı tasarımları paylaşılmıştır.
Konenin formu ayırt edilebilir özellikleri çok az olan veya hiç olmayan oldukça küçük bir titan idi. 12 tıraşı. Birçoğunuz merak da etmiş olabilirsiniz. Konenin saçını kim veya nasıl kesiyor? Konenin saçını Koni kendi kendine her seferinde kesiyormuş. Ve 13. Koni'nin istatistikleri. Malum bildiğiniz üzere İsa'yı ama karakterlerin belirli istatistiklerini bize sundu seri boyunca. Yani sonradan databooklarda falan. Savaş gücü 10'da 6, girişimi 10'da 7, fikri ki bu çok üzücü 10'da 3. Gerçekten de karakter olarak bu güçlere sahip olmanı da biliyoruz. Takım çalışması 10'da 7 ve hızı tamı tamına 10'da 10. Şimdi arkadaşlar Koni hakkında gerçekten çok konuşabiliriz. Özellikle birinci eleştiri odam şu olacak. Kendisi gerçekten fazla yanlarda kaldı. Ha tamam dersin, daha bu kadar hikaye içinde Koni'yi alıp ne yapacaksın, ama size de şöyle bir cevap veririm. Koni'nin anne hikayesi bile birçok yan hikayelerden daha etkili, daha dokunaklı, daha duygusal bir sahnede diyebilirim. Ki zaten animede bile şu an işlenen olay bu. Yani şu an animede gördüğümüz bölüm zaten Koni'nin annesiyle ilgili. Yani demek istediğim, Koni öyle bir yan karakter olabilir ama daha fazlasını hak ediyordu. Yani Sasha'dan daha fazlasını, bence Jon'dan bile daha fazlasını hak edebilirdi. Çünkü karakterin yapısı, tipi, esprili anlamı çok iyi. Esprili demişken de seriye mizah, gülme sebebi katan nadir karakterlerden olması da bence bir o kadar da önemli. Çünkü Attack on Titan serisi o kadar ciddi bir seri ki bazen şu ufak espriler, işte şu Titan'ın dişini yıkama esprisi bile tadı güzel bir incitiyor. Yani güzel ediyor. Mesela bu dediğimiz belki One Piece'te değişik bir etki bırakır Naruto'da, ama bu tarz ciddi animelerde bile bu tarz esprilerin olması bence çok çok önemli. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Özellikle son bölümüyle ilgili. Son bölümde son lafın ona ait olması da bir başka güzel bir olaydı. Çünkü hani zaten şu an bu tarafta bir, yani bizim bu Avengers var ya, şu Attack on Titan Avengers'ları tarafında bir ana karakter pek gözükmüyor. Ya Armin var ama hani yok gibi de, hani o profilde tam değil. Koni'nin orada o lafı demesi bence çok ama çok iyi oldu. Umarım daha fazla animede böyle screen time başrol gibi takılır. Aa olmaz o kadar ama hani bir tık daha görsek bence karakterin hakkını daha iyi veririz. Siz aynı düşünüyor musunuz bilmiyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda yazınız. Koni hakkında genel ne düşünüyorsunuz onu da yazın. Yani bilelim, anlayalım. Videonun yavaştan sonuna geldik. Attack on Titan birinci parodiyi tabii doğal olarak ekliyorum. Bunun dışına Bertolt'un bilgi videosu, özellikle sevdiğim bir bilgi videosu, yani izleyin derim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir like atın ve kanalıma abone olun. Abone olun ki daha fazla Attack on Titan, daha fazla işte ne bileyim, daha fazla şeyler olsun, daha fazla mutlu olayım. Yani neyse arkadaşlar, ben yavaştan kaçar. Umarım bu video hoşunuza gitti ve hoşça kalın. このジョルノ・ジョバーナには言う。ジョルノ・ジョバーナ。